Arkadaşlar 27. ve son sorunuzdayız. Evet, burada iki tane eğri verilmiş. Şimdi birinci eğriye baktığınız zaman giren maddelerin potansiyel enerjileri toplamı ürünlere göre daha düşüktür. Giren maddelerin sahip olduğu toplam enerji ürünlerden daha düşükse birinci eğri endotermik bir reaksiyonu ifade etmektedir. Endotermik diyorum. İkinciye bakıldığı zaman giren maddenin potansiyel enerjisi ürüne göre daha fazladır. O zaman ikinci eğride eksotermik bir tepkime ifade etmektedir. Evet, aynı koşullarda gerçekleşen bu iki tepkime için demiş. İkinci basamağın ya da ikinci tepkimenin hızı birden büyüktür demiş. Onu şöyle ifade edeyim. Bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerji engeli ne kadar düşükse o tepkime daha hızlı olduğunu belirtmiştik. Şimdi grafikleri kıyasladığınız zaman İkinci grafiğin aktivasyon enerji engeli bakınız şu noktayken birinci grafiğinki bu nokta. Neticede ikinci grafikte aktivasyon enerji engeli daha düşük olduğu için hızı daha büyüktür. Birinci ifadeniz doğru bir ifade. Birinci endotermik, ikinci eksotermik demiştim. İkinci ifadeniz de doğru. 3. Birinci tepkimenin ürünleri, ikinci tepkimenin girenlerinin toplam potansiyel enerjileri eşittir diyor. Birinci tepkimenin ürünlerine bakıyorsunuz. Bakın. Birinci tepkimenin ürünleri burası. Evet, ürünleri. Birinci tepkimenin pardon burası ürünleri. Evet, ikinci tepkimenin girenlerinin toplam potansiyel enerjileri eşittir demiş. İkinci tepkimenin girenleri bu nokta. Evet. Birinci tepkimenin ürünleri bu nokta. Aynı noktada kesiştikleri için son cümleniz de doğru olmalı. Sorunuzun cevabı Edirne diyorum.